Aziz milletimiz, ülkemiz 6 Şubat 2023 günü merkezi Kahramanmaraş olan ve Kahramanmaraş ile birlikte Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis illerimizi etkileyen depremler sebebiyle derinden sarsılmıştır. Son yüzyılın en büyük depremleri arasında kayda geçen bu felaket neticesinde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş veya yaralanmış ve çok sayıda insanımız soğuk kış şartlarında barınma imkanından mahrum kalmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan bütün siyasi partiler olarak söz konusu depremlerde hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Halen enkaz altında bulunan vatandaşlarımıza bir an evvel ve sağ olarak ulaşılmasını temenni ediyor. Bunun için her birimiz dua ediyoruz. Acımız tarifsizdir. Bu kara günde devletimiz bütün birimleriyle teyakkuzda olup depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için tüm gayretiyle çalışmaktadır. Milletimizin acısı, milli iradenin tecelligahı olan meclisimizde de derinden hissedilmektedir. Bu süreçte devletimizin tüm kurumları gibi meclisimiz de ayaktadır ve yaşananları her boyutuyla yakından takip etmektedir. Milletvekillerimizin büyük kısmı depremden etkilenen yerleşim birimlerimizdeki çalışmaları yakından izlemek ve yardım çalışmalarına bizzat katkı sunabilmek amacıyla bölgeye intikal etmiş bulunmaktadır. Meclisimiz bu elim zaman diliminde milletvekillerimizin depremden etkilenen halkımızın acısını yerinde paylaşabilmesi ve deprem sebebiyle oluşan yaraların sayılmasına katkı sunabilmesi için çalışmaktadır. Diğer taraftan ülkemizle birlikte depremden etkilenen komşu ülkelerden gelen can kaybı ve yıkım haberleri üzüntümüzü arttırmıştır. Bu vesileyle depremden etkilenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, Irak, Ürdün, Lübnan, Mısır, Filistin ve İsrail halklarına da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yine milletimizin acısını paylaşmak ve yaralarımızı sarmak için taziye ve destek mesajları ile yardım gönderen yabancı devletlerin parlamentolarına ve diğer yetkililerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca ülkemizin dört bir yanında depremin yaralarını sarmak için yardım çalışmalarına katkı sağlayan, maddi veya manevi destek sunan her bir vatandaşımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan 5 siyasi partinin temsilcileri olarak depremle sarsılan vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindeyiz. Milletimizin tarihinde yaşadığı benzer felaketlerde olduğu gibi bu acı günde de bağrında açılan derin yarayı milli birlik ve beraberlik ruhu içinde dayanışma ile aşacağına olan inancımız tamdır. Milletimizin başı sağ olsun. Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Mustafa Elitaş, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Başkan Vekili. Engin Özkoç, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Başkan Vekili. Hakkı Saruhan Oluç, Halkların Demokratik Partisi Grubu Başkan Vekili. Muhammed Levent Bülbül, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Başkan Vekili. Musavat Dervişoğlu, İyi Parti Grubu Başkan Vekili. Şimdi değerli arkadaşlar, danışma kurulumuzun bir önerisi vardır. Okutup oylarınıza sunacağım. Buyurun. Danışma Kurulu önerisi. Danışma Kurulu'nun 6-2-2023 Pazartesi günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin genel kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Başkan Vekili Engin Özkoç, Halkların Demokrat Partisi Grubu Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oruç, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Başkan Vekili Muhammed Levent Bülbül, İyi Parti Grubu Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu. Öneriler. 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle Genel Kurul'un 7 Şubat 2023 Salı günkü birleşiminde gündemin başkanlığın Genel Kurul'a sunuşları kısmında Danışma Kurulu önerisinin oylamasını müteakip aynı birleşimde başlıca bir işin görüşülmemesi önerilmiştir. Evet. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Alınan karar gereğince kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 8 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 14'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.